O sepetlerin içinde meyveler o kadar güzel duruyormuş ki, elma ağacının en küçük çocuğu da o sepete girmek istemiş. Ben de onlarla gitmek istiyorum. Beni de alın. Beni de götürün lütfen. Hey! Beni duyuyor musunuz? Beni de götürün! Diye bağırmış. Bu küçük elmacık, ağacın en küçük üyesi olduğu için ona bücür diye seslenirlermiş. Bücür çok meraklı, çok hareketli, yerinde duramayan bir elmaymış. Ve şimdi de sürekli meyve toplayıcılarına sesleniyormuş. Anne ağaç şefkatle, seni duymazlar, boşuna yorma kendini, demiş bücüre. Pelin tam bunları düşünürken yanlarına elinde kovasıyla Elif geldi. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Diye sorunca Ayşe ile Pelin Elif'e baktılar. Hayır, biz ikimiz oynuyoruz, dedi Ayşe. Pelin önce ne diyeceğini bilemedi. Aslında oynamasını istiyordu Elif'in ama Ayşe onu hiç sevmezdi. Elif'in annesi babası fakir diye onunla hep dalga geçerdi. Şimdi oynayalım dese Ayşe Pelin'e küserdi. Evet, bu oyun iki kişilik. Seni aramıza alamayız, dedi Pelin. Elif çok üzülmüştü. Elinde kovasıyla kala kaldı. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Kızım, Elif'i de alsanıza oyununuza, diye seslendi Pelin'in annesi.